Günaydın, burası hafta sonuna. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel, keyifli, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz ve burası hafta sonuna canlı canlı başlıyoruz. Habertürk ekranlarındasınız. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bugüne kadar hep konuklarımızı ağırladık ve konuklarımızla sizlere hitap ettik. Bugün biraz daha artık burası hafta sonunun klasik formatına ve akışına dönüyoruz. Biraz daha haberler, biraz daha gündemde olan ama gözden kaçmış olabilecek haber başlıkları diyeceğiz. Hemen konuklarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Bugün çok değerli 3 konuğumuz bizlerle beraber olacak. İlk etapta sevgili Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz'i ağırlayacağız. Ah şu aldatan erkekler ve ah şu aldatılan kadınlar. Onların hikayesi hiç bitmez. Bu bitmeyen hikayelerden biri daha sevgili Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz'in başrollerinde olduğu bir tiyatro oyunuyla gündemimizde. Bakalım bize neler anlatacaklar. Sonra sizi bizim ailemizin bir kızı diyeceğim ona tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok bazı gençler daha aktifler ve daha dünyaya duyarlılar. İşte Derin o gençlerden biri. Yurt dışında okuyor. Bizim sevgili Ceyda Erenoğlu, HT Sağlık'tan çok yakından tanıdığınız Ceyda Erenoğlu'nun kızı. Derin yurt dışında okuyor ve dünyadaki yanlış gidişata dur demek istiyor ve ailesini ikna ederek Kenya'ya gidiyor. Ve Kenya'da Oaxaca, Samburulara bir kabile bu. Doğal tarımı öğretmeye çalışıyor. Bakalım Ceyda bize neler anlatacak. Yine açılış konuşmasını çok uzattım. Şimdi yerime geçiyorum. Derin ve bakalım bize neler anlatacak Derin. Ve yerime geçiyorum ve haberlerle başlıyoruz. Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturan usta iki isim Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar birazdan burası hafta sonunda. Aldın ayol, elde yoksun diye ödüm koptu. Durçak, bunca yıl sonra hayvana nereden çıktın sen? Ne bunca yıl kızım, daha dün Facebook'ten resmini likeladım ya. Sanırım işte tam o anda ödüm. Onu ne kadar sevdim. Yaşında bir genç kız. Tek başına Afrika yollarına düşüyor. Gönüllü olarak omuz omuza Afrikalılarla çalışıyor. Derin Erenoğlu yaşadığı bu eşsiz tecrübeyi ve Afrika yaşantısına dair merak edilenleri birazdan burası hafta sonunda anlatacak. Evet efendim, tekrar tarihimizi hatırlatmak istiyorum. Bugün 19 Ekim Cumartesi, burası hafta sonu canlı canlı devam ederken evet biraz geç oldu artık, tahmin ediyorum ki uyandınız, kahvelerinizi içtiniz. Yavaş yavaş bugün ne yapsam, hangi faaliyette bulunsam diye hazırlanmak üzeresiniz ama belki gözünüzden kaçmış bazı haberler vardır. Onlardan bir iki tane sizlere aktarmak istiyorum. Sabah gazetesindeyiz. Sürmanşette geçtiğimiz hafta yayın konuğumuz olan ve çok güzel bir sohbete imza attığımız spor bakanımızı görüyorum. Avrupa'daki sporcularımıza sahip çıkacağız diyor spor bakanı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa'da gençlik ve spor ateşelikleri açacağız. Baskı veya tehdit gören Türk gençlerini, sporcularını takip edeceğiz diyor. Mehmet Kasapoğlu'nun bir fotoğrafı var. Bu arada Hakan Çalhanoğlu'nun, Mesut Özil ve Merih Demiral'ın da bir fotoğrafını görüyorum. Geçtiğimiz hafta askerlere gönderdikleri selamla Fransa'da gönüllere taht kuran milli takımımızın değerli oyuncuları. Elbette manşete de bakalım. Erdoğan'ın zaferi olarak görmüş geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun diplomasi trafiği ve sonrasında Türkiye'nin mutlak zaferle o masadan ayrılması Erdoğan'ın zaferi diyor Sabah gazetesi. Barış Pınarı harekatına karşı tam kadro iftira ve karalama kampanyası yürüten Batı medyası sonunda Türkiye'nin başarısını
teslim etti demiş. Mesela New York Times diyor ki Türkiye'nin Trump'a karşı zaferi Erdoğan istediğini aldı. Washington Post, Türkiye tampon bölgeyi sağladı, ABD yaptırımları kaldırdı. The Guardian, İngiltere'den, anlaşma Türklere askeri harekatla başaracakları şeyi ilk etapta verdi diyor. Ve yine İngiltere'den Times, bunların hepsi son derece prestijli gazeteler. YPG'lilerin iç savaş kaosu sırasında oluşturduğu devletleri artık yok demiş. Spiegel mesela Almanya'dan, ABD Başkanı Trump Erdoğan'ın isteklerine evet dedi diyor. Ve bir de İtalya'dan La Repubblica'ya bakalım. Gerçek kazanan Erdoğan oldu demiş. Sabah gazetesini noktalarken bir haber daha gözüme çarptı. Küllerinden doğan olgunlaşma enstitüsü diyor Sabah gazetesi. Türk moda tarihinin en önemli kurumlarından olgunlaşma enstitüleri küllerinden doğuyor. Bir dönem moda başkentlerinde defileler düzenleyen, first lady'leri giydiren kurumun çatısı altında yeni bir dönem başlıyor. Nasıl bir dönem bu? Hemen onu aktarayım. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteriyor Olgunlaşma Enstitüsü ve gerçekten tabiri caizse el emeği, göz nuru ne varsa Olgunlaşma Enstitüsü işte onu en güzel şekilde icra ediyor. Farklı farklı illerimizdeki Olgunlaşma Enstitüleri farklı farklı logolarla icra-i sanat eylerlerken artık çok zarif, çok naif ve yalın bir logo altında bir O ve O'nun ucu açık ve bir E'ye dönüşüyor. Çok güzel bir logo ile artık yollarına devam edecekler. Olgunlaşma Enstitüsü yeni bir atılımda, yeni bir oluşumda. Olgunlaşma Enstitüsü deyince tabii insanın aklına hemen Halit Kıvanç geliyor. O defileleri, Olgunlaşma Enstitüsü'nün faaliyetlerini en güzel ama en güzel aktaran isim Halit Kıvanç. Buradan ona da sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı ve şifa dileklerimizi gönderelim. Çünkü zannedersem bu aralar hafif bir grip algınlığıyla uğraşıyor. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Çinliler Türkiye'yi sevdi demiş. Aman ne kadar güzel bir haber. Popülasyon eğer düşünülürse Çinlilerin Türkiye'yi sevmesi Türkiye için güzel kazanımlar demektir. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye ile Çin arasında kültür ve turizm ilişkileri açısından değerli bir yıl yaşandığını belirtti. Yıl sonuna kadar 500 bin Çinlinin Türkiye'de tatil yapmış olacağını söylüyor. Bakandan böyle bir haber var. Bu arada bu cep telefonları ile ilgili fikriniz nedir? Cep telefonlarından önce sadece hatlı telefonlar varken, daha doğrusu ev hattı telefonları varken daha mı rahattınız? Daha mı endişeliydiniz? Telefonun bakışında saatlerce beklediğiniz oldu mu? Ya da yazdırdığınız ve uzak akrabanızın sizi araması için beklediğiniz saatler. Artık hayat o kadar kolay ki ve birine ulaşmak o kadar kolay ki tam 25 yıl geçmiş biliyor musunuz? Cepten ilk alo 25 yaşına girdi. 1994'te Türkiye'de cep telefonundan ilk görüşmeyi gerçekleştiren Turkcell 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, altyapı olarak altyapı ortak olursa ülke kaynaklarının daha etkin kullanılacağını söylemiş. Milliyet gazetesinde böylece noktalıyoruz ve Posta gazetesine bakalım. İzmirli Jaws, bu dün haber sitelerine düşen bir haberdi. İzmir Seferihisar'da Halk Plajı'nın sahiline 3 metre uzunluğunda 500 kiloluk köpek balığı vurdu. Görenleri şaşkına çeviren köpek balığı iş makinesiyle denizden çıkarılıp belediyenin hayvan mezarlığına götürüldü diyor. Türk karasularında camgöz zannedersem faaliyette. Farklı, o kadar çok köpek balığı türü var ki acaba bu agresif bir köpek balığı türü mü? Çünkü biz ülkemizde içimizi rahatlatıyoruz ama ne güzel, Avustralya gibi değiliz, Güney Amerika, Güney Afrika gibi değiliz. En azından hani köpek balıklarından uzak rahat rahat yüzebiliyoruz diye bu haber doğrusu denizden endişe ettirecek gibi. Star gazetesi de son haberimiz olsun. Önemli bir proje, sıfır atık projesinden bahsedeceğim. Sıfır atıkla hedef vicdanlı nesil. Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ettiği ve bu konuda çok çalıştığı bir proje bu. Türk Hava Yolları'nda da sık sık kamu spotlarını görüyorsunuzdur.
sıfır atık projesinin ülkemize ama sadece kendi ülkemize değil dünyaya neler sağlayacağını. Emine Erdoğan sıfır atık eğitim projesi toplantısında yeşil geleceğin çocuklarla inşa edileceğini söyledi. 3 yılda 280 bin çocuğa sıfır atık eğitimi verilmesini hedefliyoruz. Sıfır atık eğitim projesiyle bilinçli ve vicdanlı yeni bir nesil yetişiyor. Yeni ekolojik okuryazarlığa sahip bir nesil yetiştiriyoruz diyor. Son haberimizde bir spor haberi olsun. Aslan 5 gollü düelloda güldü. Galatasaray 8. haftanın açılış maçında evinde Demir Grup Sivas'ı yıktı. Cimbom'un gollerini Andone ve Babel attı. Aslan maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı demiş. Evet, gazetelerimizi böylece noktalıyoruz. Normalde oğlum sen gazeteleri uzun uzun okurdun, bize haberleri anlatırdın, neden bu kadar kısa kesiyorsun diyenlere şöyle bir cevabımız var. Şimdilik programımızın saati 1 saat. Çok yakın bir zaman diliminde yine 2 saat olarak uzun uzun sizlerle buluşacağız. Fakat gündem çok yoğun biliyorsunuz. Bizim içimiz el vermedi sadece konuklarımızla bir arada olmayı. Çok değerli konuklarımız ama haber de bizim vazgeçilmezimiz, programımızın gazete etkinlik vazgeçilmezi. Hadi dedik hep beraber hem kitaplara hem gazetelere hem de haberlere eskisi gibi zaman ayıralım. Evet, belki biraz daha az ama yine de bizim olmazsa olmazımız. Az önce dedim ya, etkinlikte olmazsa olmazımız. Bakın bu hafta sizler için neler seçtik. Etkinlik keşfesindeyiz. Evet efendim, 7. koğuştaki mucize vizyonda. 7. koğuştaki mucize filmi Aras Bulut İynemli'nin muhteşem performansıyla göz önünde. O kadar güzel bir performans sergilemiş ki herkes Aras Bulut İynemli'nin performansından bahsediyor. Ama Senin Baban Kimselere Benzemez başlığıyla 7. koğuştaki mucize Türk filmleri severleri sinemalara bekliyor. Bir diğer sizler için önerimiz Göbekli Tepe The Gathering sergisi, yani birleşme, buluşma sergisi. Göbekli Tepe'de bu tarihin en önemli merkezlerinden, arkeolojik kazılarından birinde bir buluşma söz konusu olacak. The Gathering, A Mysterious Journey of Humankind diyor. Yani insanlığın yolculuğu diyelim, mistik yolculuğu diyelim. 31 Aralık'a kadar Ankaralılara bekliyor bu güzel sergi. Devam edelim. Ve Yıldız Tilbe 21 Ekim'de saat 21.00'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yıldız Tilbe o çılgınlığıyla, o güzel enerjisiyle ve o sevilen müzikleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava'da sizleri bekliyor konserine. Ve son olarak Kader mi, Özgür İrade mi? Koray Tulgar'ın Mono kitaptan çıkan kitabı bugün sizler için önerimiz olacak. Şimdi haberlere gideceğiz. Öncelikle sizi Suudi Arabistan'a götürmek istiyorum. Neden Suudi Arabistan'a gideceğiz diyeceksiniz. Çünkü enteresan bir olay yaşandı geçtiğimiz hafta. Putin Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde doğal olarak Suudi Arabistan işte kraliyet bandosu bir karşılama başlığıyla Rusya'nın o çok güzel milli marşını çaldı. Ama Rusya'nın milli marşını mı çaldılar? Putin'i dövdüler mi? Ne oldu belli değil. Çünkü bu şu anda biraz sesini yükseltebilir misiniz? Gerçekten çok özel ve güzel bir marş. Bu orijinal marşı. Bunu biraz dinleyelim. Şimdi bu Rusya milli marşı. Rusya'nın gerçekten çok güzel, çok melodik, çok güçlü milli marşı. Ve milli marşlar ülkeler için, özellikle hani Rusya gibi geçmişi çok kuvvetli, Türkiye gibi geçmişi çok kuvvetli ülkeler için son derece önemlidir ve doğru çalınsa fena olmaz.
Peki Suudi Arabistan ziyaretinde Putin nasıl bir sürprizle mi karşılaştı? Hep birlikte izliyoruz. Acaba özel olarak mı yaptılar? Çünkü neden özel olarak mı yapıyorlar diyeceğim. Bu bir değil, iki değil, bu kaçıncı? Putin'den önce de Donald Trump ziyaret etmişti. Amerikan Milli Marşı, Amerikalılar da biliyorsunuz ellerini göğüslerine koyarlar. Yine huşu içerisinde doğal olarak milli marşlarının icrasını dinlerler. Donald Trump'a da aynı şey olmuştu. Donald Trump böyle şaşırıyor. Belki dijital mecrada arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Şaşırıyor. Anlayamıyor, biraz gülüyor. Putin ise böyle dayak yemiş gibi, bu ne diyor. Bilmiyorum artık, yorum sizin. Şimdi efendim, dünyanın en güvenilir meslekleri açıklandı. Sizce en güvenilir meslekler neler? Şöyle arkadaki habere geçmeden sizlere sormak istiyorum. Kimlere güvenirsiniz? Mesela televizyonculara güvenir misiniz? Gazetecilere güvenir misiniz? Avukatlara güvenir misiniz? Hangi meslekler sizin için diğerlerinden bir tık öndedir? Eğer siz kendinize bunun cevabını verdiyseniz bakalım genel kanı hangi yöndeymiş? Evet, dünya çapında şimdi önce dünyaya bakacağız. Hatta ayağa kalkayım ben. Önce dünyaya bakacağız, ondan sonra Türkiye'ye geleceğiz. Dünya çapında en güvenilen meslekler öncelikle bilim insanları demiş sorulan kesim. Doktorlar... Bilim insanlarına güveniyorlar önce, doktorlara güveniyorlar. Sonra öğretmenler %52'lik bir oy oranı. Askerler, polis, sıradan insanlar, hakimler, avukatlar, televizyon haber sunucuları. Burada yaşasın, fena değiliz. Televizyon haber sunucuları, araştırmacılar, kamu personeli, İş insanları, gazeteciler, din görevlileri, bankacılar, reklamcılar, hükümet bakanları ve %9'luk oy oranıyla son planda politikacıları görüyoruz. Dünyada böyle. Dünyada sizce en güvenilen meslekler neler diye soru sorulduğunda cevap bu şekilde olmuş. Peki Türkiye'de nasıl? Araştırmaya Türkiye'den katılanların en güvendiği meslekler. Farkında mısınız? Aynı. İlk beş aynı. Bilim insanları, doktorlar, öğretmenler, polis, askerler, hakimler, araştırmacılar, sıradan insanlar, avukatlar, kamu personeli, bankacılar, hükümet bakanları, iş insanları, reklamcılar, gazeteciler. Burada Türkiye'de televizyon sunucuları dünyaya nazaran epey bir aşağı çekilmiş. %13 ile sondan 3. sırada. Din görevlileri ve politikacılar olarak sıralanıyor. Artık siz zaten kendi cevabınızı verdiniz. En çok güvenilen meslekler sizce neler diye sorduğumuzda. Ama hem Türkiye'de hem dünyada en çok bilim adamlarına güveniliyor. Doktorlara ve öğretmenlere güveniliyor. Aslında herhalde bana da sorsalardı ben öğretmen ve doktor derdim. Bilim insanı da ama gerçekten güzel bir ilk üçlü olmuş. Şimdi son bir haberimiz var. Bu son haberimizde İngiltere'ye uzanacağız ve Prens Harry'e bakacağız. Neden Prens Harry'e bakacağız biliyor musunuz? İnsan baba olduktan sonra daha yeni çiçeği burnunda bir baba biliyorsunuz. Baba olduktan sonra ne kadar değişiyor? Nasıl bir değişiklik söz konusu? Belki yine çok duygusaldı, belki kendi başınayken ağlardı ama hasta olan ve hastalığı zor seyreden çocuklarla ilgili bir yardım etkinliğine katılıyor Meghan ve Harry. Orada mikrofon başında geçtiğimiz sene diyor yine buradaydık.
eşimle birlikte. Kimse bilmiyordu çocuğumuz olacaktı ama biz biliyorduk çocuğumuz olacağını diyor ve o sırada çok insani bir şekilde hıçkırıklara boğuluyor. Tabii çocuk için ağlayan bir ebeveyn, bir baba insanın kalbini yumuşatıyor. Bakın Harry'nin o duygusal anları. Bu da son haberimiz. Hasta çocukları ziyaret etti. Sahneye çıkıp konuşma yaptı. İngiliz kraliyet tahtının 6. varisi Prens Harry o konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir törene katıldı. Prens hasta çocuklara yardım amaçlı kurulan Well Child Derneği'nin ödül töreninde bir de konuşma yaptı. Geçen yıl yine buradayken bebeğimizin olacağını biliyorduk. Hatırlıyorum da. Hatırlıyorum da Meghan'ın elini sıkıca tuttuğumda ebeveyn olmanın nasıl olacağını düşünüyorduk. Gözyaşlarını tutamayan prens konuşmasını yıllar boyunca tüm Well Child çocukları olarak bize umut ve güç vermeyi başardınız. Size teşekkür ederiz sözleriyle sonlandırdı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ilk bebekleri Archie 6 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz Eylül'de aile olarak ilk seyahatlerini Güney Afrika'ya gerçekleştirmişti. Etekler ve Pantolonlar isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturan usta iki isim Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar birazdan burası hafta sonunda. Dur çarp, bunca yıl sonra hayvana nereden çıktın sen? Ne bunca yıl kızım, daha dün Facebook'ten resmini likeladım ya. Sanırım işte tam o anda öldün. Onu ne kadar sevdim. 20 yaşında bir genç kız. Tek başına Afrika yollarına düşüyor, gönüllü olarak omuz omuza Afrikalılarla çalışıyor. Derin Erenoğlu yaşadığı bu eşsiz tecrübeyi ve Afrika yaşantısına dair merak edilenleri birazdan burası hafta sonunda anlatacak. Efendim ben susayım, onlar konuşsunlar. Hatta onlar da konuşmasınlar, siz sadece seyredin isterseniz. Çünkü İki tatlı mı tatlı, başarılı mı başarılı, güzel mi güzel kadın ağırlıyoruz. Esmer'in adı sarışının tadı mıydı, tam tersi miydi? Sarışının adı Esmer'in tadı derler. Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz bizlerle beraber. Çok güzel bir tiyatro oyunu artık gündemimizde. Geçtiğimiz sezon bir araya geldiğimizde çalışmaları sürüyor diyordunuz ve artık perde dediniz. Kimden İnşallah. Başlasak, kim anlatır bize? Nurseli'den başlayalım. Buyurun. Ben geçen sene Şen Makas turnelerindeyken Anadolu'da Jess Molho bana dedi ki siz Nergis Kumbasar'la bir oyun oynayacaksınız. Saçmalama dedim, bana öyle bir telefon falan gelmedi, uzun müddette gelmedi. Ben biliyorum ama dedi. İyi peki dedim. Ay, o da hiç böyle yalan söylemeyen son derece duymuş şey. Duymuş bir yerden o. Benden. Mayıs ayında ama ben... ağzında da bakla ıslanmamış. Ama güzel bir baklayı evet, çıkarış. Güzel bir çıkarış. Ondan sonra Mayıs'ta başladık provalara evet, değil mi? Mayıs evet. Ortası gibi. Haziran sonunda seçimlere doğru bitirdik oyunumuzu. Hazır hale getirdik her şeysiyle. Sonra Eylül'de bir hatırlama provaları yapıp İzmir'de premierle başladık. Yapımcınız, yönetmeniniz, artık yazarınız evet, ne güzel düşünmüştü. Gerçekten öyle. Yani Ali Temiz yapımcımız ve yazarımız Mine Artu şahane bir kadın hikayesi diyeyim. Evet. Aynı zamanda bütün çiftlerin çok eğleneceği bir hikaye. Çünkü hep hayatımızdan
kesitler ve olaylar var. Yani seyrettiğin zaman diyeceksin ki aa bundan muhakkak yani bir tanesi sende de var. Tahmin ediyorum çünkü herkesin zaten derdi ortak. İşin içine kadın ve erkek girince illaki bir şeyler yaşanıyor. Onun için hemen buyurun. Yok, Serkan Budak da çok güzel sahneye koydu diyecektim. Bak onu da unutmayalım. Unutmayalım çünkü emekçiler kamera tabii, arkasındakiler de çok değerli. Önemli. Hemen sormak istiyorum nedir konu diye. Biliyorum ama izleyicilerimiz de öğrendiler. Bir de üçüncü kızımız var. Kızımız var tabii. Şimdi iki eski arkadaş, bir gün bir tanesi geliyor. Sosyetik, böyle havalı, çok iyi giyinen filan. Ben de artık kendini ev işlerine kaptırmış, kocasına feda etmiş. Çocuğu zaten evlenmiş, gitmiş bir kadın. Lise arkadaşısınız bu arada. Biz lise arkadaşız. Ortaokul, lise. Evet. Bir anda benim evime geliyor ve bize bir iğne sokuyor ki biz o iğneyle hayatımızı sorgular ve hayatımızı değiştirir hale geliyoruz. O iğne ne olabilir? Bir kadın, işte bir erkek. Aynen. Aldatılma değil mi? İşte orası biraz karışık. Orası biraz karışık. Sabret anlarsın. Ama çok kötü, aklıma çok kötü şeyler geliyor. Yani ben öyle şeyler yazabilirim ki. O aldatıldım diye bana geliyor. Evet. Olay böyle başlıyor ama işler ondan sonra çapraşıklaşıyor. Eyvah. Oyun 1 saat 20 dakika. Bir tane boş laf edilmiyor sahnede. O kadar enerjik, o kadar tempolu, o kadar dozunda bir oyun ki insanlar da yorulmadan böyle bir eğlence tüneline girer gibi giriyorlar ve çıkıyorlar. Buradaki en güzel şey herhalde, hani ben de bir tiyatro izleyicisi olarak şunu söyleyebilirim. Oyun bittikten sonra gelip böyle tadı damağımızda kaldı demeleri çok, hoş. Çok güzel. Çünkü biraz uzasa, belki biraz daha boş laf olsa o izleyiciyi sıkabilir ve o tadı vermeyebilir. Yani o çok güzel bir şey. O çok güzel bir şey. Şimdi iki tane çok önemli oyuncu, iki güzel kadın, iyi bir tekst, iyi bir sahneye koyma. Zaten bence seyircinin mutsuz ayrılması gibi bir durum söz konusu yani değil. Yani muhakkak ki iyi bir şekilde o, yani o kimya tutmazsa, ne kadar iyi olursanız olun, işte ya da tekst çok yeterli değilse muhakkak kötü bir şey de çıkabiliyor ortaya. Bir de ego ortaya çatışmaları yani. Yoksa iyi bir şey çıkıyor ortaya tabii, değil mi? Yani tabii. İkimiz de çok egosuz insanlar olduğumuz için genç evet. Arkadaşımız zaten evet. Çok şeker. Kimya Gökçe Aytaç. Yepyeni zaten pırıl pırıl hayata yeni başlamış bir insan. Şimdi burada iki kuvvetli kadın oyuncu olur mesela da egolar savaşır filan. O zaman da böyle tatlı bir oyun çıkmaz. Yani her gelen diyor ki hakikaten 40 yıldır çok yakın arkadaşsınız ve sanki yatak odanızda oynuyormuş gibi oynuyorsunuz. Daha o kadar önce yakınlığınız buluyorlar. Var mıydı? Yoktu. Hiç tanışmadınız. Yani merhaba, merhaba. Merhabamız vardı. Tabii bu ortamlarda öyledir. Yani birbirinizi gördüğünüz zaman merhaba, nasılsın, iyi misin? Birkaç kere kuaförde falan karşılaştık. Bir kere Beşiktaş'ta karşılaştık. Aynen. Filan. Evet. Aynen. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor. Hemen seyrediyoruz. Sonra devam edeceğiz. Evet, Süleyman Soylu'nun açıklamalarını dinledik hep birlikte. Bir yandan stüdyomuzda sevgili Nursel'i Diz ve Nergis Kumbasar'la sohbetimiz devam ediyor. Daha önce tanışıyor muydunuz demiştik. Merhaba merhaba, merhaba ve kuaför merhaba. Sohbeti yaptıklarından aynen. Bahsetmişlerdi. Aynen. Ama ilk tanıştığınızda, daha doğrusu ilk karşılaştığınızda bu proje için muhtemelen müthiş bir enerji oluştu değil mi? Çok. Büyük evet. Bir enerji oluştu evet. Gerçekten. Yani bir şeyler işte böyle tutuyor. O çok güzel bir şey. Güzel de bir arkadaşlık da başlamış oluyor. Ne güzel. Zaten turne olduğu için işin içinde turneler de var. Sabahtan akşama kadar provalar var. Anlaşmamak çok zor olurdu herhalde. Yani huysuz, çok zorlanırdık. Kaprisli veya dediğim gibi egolu birileriyle yani 24 saat yaşıyorsunuz turnede. Mesela 5 günlük bir turneden geri döndük falan. Öbür türlü yani huysuz biriyle ya da böyle şey, ben yapamam şahsen, çok zor. Yani biz çok dürüst, sarih, böyle çok samimi, sahici insanlar olduğumuz için çok huzurlu çalışıyoruz. Kendi kendimize de nazar değdirmeyelim. Aman yani. Aman, evet, aman. Aman değmesin. Değmez. Ne yapıyorsunuz kulis arkasında, anlatsanıza biraz. Ya çok neler eğleniyoruz. Çok her şey, bir kere tabii çok şey paylaşıyorsunuz. Hem üç kadın evet. Kulisin arkasında ay, da başka işte bir üç kadın hikayesi oluyor tabii. Onun için soruyorum. Çok keyiflidir. Keyifli, eğlenceli. Böyle akşam otelde birbirinizin odasına gidip kahve onu içip. Yapmıyoruz. Onu yapmıyoruz. Ondan önce zaten bir arada yiyoruz, içiyoruz, ay, sohbet ediyoruz. Tamam. Odaya çıktığımız zaman bayılmışız. Aynen. Fakat bu ego konusu çok enteresan. Oyunculuk zaten tamamen
tamamıyla ego işi. Hollywood starlarına baktığımızda ne kadar büyük o kadar Ali Cenap olduğunu görüyoruz. Aynen. Ama Türkiye'de sanki egolar aynen. biraz daha aynen. ön planda gibi. Onun için egoları arka plana atmış tiyatrocularız, oyuncularız, sanatçılarız demeniz çok önemli. Atılması da gerekiyor çünkü öbür türlü oyunculuk olmuyor zaten. Yani çok önde egolarla zaten o oyunculuğa bir darbe vurmuş oluyorsunuz. Çünkü bizim o kadar yapacağımız şey var ki bir sürü hayatları canlandırmak istiyoruz. Onun heyecanı ve şeyi var her zaman içinde. Adrenalini var bizde. Dolayısıyla bu işle uğraşırken zaten başkasıyla ve kendi egonla uğraşmana gerek yok. Çıkıp alkışlandığın zaman o ego yeterince tatmin tabii oluyor zaten. Ki. Onu kulis arkasında yaşamaya gerek yok. Ya. Bana önce makyaj yapıldı. Ne demek sana önce makyaj yapıldı? Falan. Benim önce makyaja girmem gerekiyordu. Tabii öyle şeyler var. Oluyor. Evet. Ben onunla çıkmam. O önce alınsın. Ben sonra alınsın. Neler neler. Ben önce çıkacağım. Sen sonra çıkacaksın. Neler neler tahmin ediyorum. Aslında çok insani durumlar bunlar. Çok. Ego ve insanlık yani çok birbirine. Bence aslında insanın ismi büyüdükçe kendisi daha değil küçülüyor. Mi? Yani öyle olması gerekiyor daha doğrusu. Öyle olduğu zaman her şey güzelleşiyor. Yani. Seyircinin aynen. tepkisi nasıl oyunda? Valla seyirci en son hatta son seyircimiz çok güldüm. Önde bir hanım gülme krizine girdi. O çok keyif veriyor ya. Oynarken harika. İstiyorum ki o daha devam etsin ve devam ediyor gülme krizi. Çünkü çok tatlıydı. Çünkü oyun süremiz 3-5 dakika uzadı. O da gülmeleri bekliyoruz aradaki evet, mesela. Evet. O. Nasıl biz, bekliyorsunuz tiyatro sahnesinde yani onu, canlı canlı? Tabii ki biz oyunla yediriyoruz ama yani çok büyük bir kahkaha dalgası koptuğu zaman öbür laf duyulsun diye bir yediriyoruz. Çok güzel. İşte ustalık burada yapacak bir şey yok. Peki üçüncü kız hangi rolde? Kimya? O benim kız kardeşim rolünde. Aslında kızım yaşında normalde ama yani kardeşim rolünde. Üniversiteyi yeni bitirmiş. 29 yaşında 30'a girmek üzere ve evlenme hazırlığı yapmakta olan genç kız. Üç evet. kadın. Erkek yok mu? Yok. Yok. Ha, ama erkekler ama sesleriyle var. Sesleriyle varlar. Evet. Ha, dış ses telefon olarak görüşmeleriyle varlar. Aynen. Bak gerçekten merak ettim. Ne zaman çok oynuyorsunuz? Güzel. Hemen ilk oyununuza gelelim, seyredelim. Şimdi ilk oyunumuz gülelim. Yarın Kozi'de mesela. Ha, tarihlerimizi verelim. Tarih defterimi çıkardım. Aman Allah'ım. Defterimi çıkardım. Yani söyleyelim. Efendim 20 Ekim Kozi'deyiz. Yarın yani 19'da. Evet. 1 Ekim İzmit'teyiz. 2 Ekim 2 Kasım Duru Tiyatro'dayız Kadıköy'de. 3 Kasım Profilo'dayız. 4'ünde galamız var. 14'ünde Beylikdüzü'ndeyiz. 16'sı Toryum'dayız. 17 Moi'deyiz. 22 Kasım Elazığ, Malatya, Diyarbakır diye gidiyoruz. Oh. Hemen dönüyoruz. Oh. 26, 27, 28 Çay Cuma, Bartın, Karabük. Oh. Aralığı saymayayım istersen. Aralık da şimdiden belli mi? Belli aynen. belli. İşte orada ne biliyor musunuz? Aynen. Bu iki kadın o kadar sevilen, o kadar uzun evet. zamandan beri takip edilen kadınlar ki hemen tabii yani bunlar nasıl ayarlanıyor bilmiyorum ama sizin ikinizi ve böyle bir teksti duyan muhakkak davet ediyor ya da görüşmelerde yani tamam diyor. Yani daha çok diyor. Yeni oyunumuz ama gerçekten 12 oyun oynadık daha. Evet. görüyor. Ben bunun katlanarak çoğalacağını ve aslında en önemli şeyin de bu kulaktan kulağa, ağızdan ağıza yapılan reklam olduğunu düşünüyorum. Hı. Özellikle tiyatroda. Hı hı. Şey çok güzel yani mesela İzmir'e gidiyoruz. Orada bir hanımefendi dedi ki hemen dedi kızımı aradım. Eskişehir'de arkadaşlarıyla gelecek. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Sonra Eskişehir'e gidiyoruz. O kız bizi buluyor. Annem seyretmiş. Şahaneydi annem seyretmiş. Bunlar çok, çok önemli. Bir genç hanımla karşılaştık mesela Gaziantep'te. Avukat hanımmış Trabzon Barosu'ndan. Ona mesela şeyleri verdik Karadeniz turnesi. Ama hemen dedi ben kadın hakları temsilcileri vesairelerle geleceğim dedi. Ben, böyle kulak gazetesi, televizyon, tiyatroda çok önemlidir. Ben de Habertürk ekibiyle geleyim. Gelin. Tabii ki. Toparlanalım, tabii gelelim. Ki. Şöyle yani güzel çok, bir yer alalım, kurulalım, biraz gülelim ve keyif yapalım. Çok ve çok uzun sürmüyor. Ben hep şunu diyorum, yani büyük bir şaheser ya da klasik olmadıkça artık insanlar 3 saat, 3,5 saat oyun istemiyorlar. Yani gerçekten istemiyorlar. Hatta tabii her oyun 1 saat 20 dakika olacak diye bir kaide yok ama tabii. gerçekten dolu dolu olması gerekiyor bir oyun. Kesinlikle. Ben mesela şahsen gidip çok uzatılmış bir oyun bir tiyatro oyuncusu olarak bile izlerken sıkılıyorum. Sıkılıyorum yani. Bir de insanlar artık o kadar zaman harcamak istemiyor. Çünkü yapacak o kadar farklı şey sanat faaliyeti de olabilir bu. Okunacak kitaplar var, gidilecek filmler var.
çok çeşitli şey var. Aynen. Onun için bir sanat faaliyetine... Kompakt bir şey istiyor. Aynen öyle. Aynen. Peki siz şey yaptınız mı? Ne yapıyorduk Nergis Hanım? Açıldı. Benim sosyal sorumluluk projem devam ediyor. Yaptırdınız mı Nurşen Hanım'ı? Yok, yaptırmadım bu sene. Bana yaptırdınız ama. Evet, bu sene konseptimiz biraz daha farklılaştı ama aynı ne şekilde diyordu? Yine idrar ne kaçırma diyordu? Üzerine. Ne diyordu? Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı, tutuştu. Ay bak şimdi. Şu dünyanın haline bak. Tam bitti derken yenisi geldi. Yeniden geldi. Aynen. Bizim oyunda da bunu bilmiyorum ben ama yani sosyal sorumluluk projesini biliyorum. Oyunda da böyle bir sahne var. Biz var çok ilginç. Hemen nereye döndürdüm? Gerçekten ama doğru. Oyunumuzda tamamıyla aynen bununla ilgili de bir sahnemiz var. Aa, yani. Ne güzel. Enteresan. Çünkü Nergis Hanım'ı ağırladığımızda bu güzel sosyal sorumluluk projesiyle geldi bize. Dansını da yaptırdı ve ondan sonra bize ne kadar çok mesaj geldi biliyor musunuz? Ne güzel. Çok mutlu oldum. Bizim için de son derece önemliydi ve hiç böyle bir olayın gündeme getirildiğini görmedik gibi. Saklıyor, bu sene de devam ediyorsunuz. Devam ediyor. Ayrıca da onun için de geliriz. Ama gerçekten oyunumuzda da bu böyle idrar kaçırmayla ilgili çok enteresan tesadüf bir sahnemiz var. Çok sanki güzel bilerek yazılmış. Ama hiç alakası yok tabii. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz tiyatro oyunu haricinde? Tiyatro oyunu haricinde bol bol dizi seyredip kitap izliyoruz yani. Ama sizinle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dijital mecrada dizi takılıyordunuz siz. Tabii. Hatta tabii. Hatta şeyi söylediniz. Bir ajans Fransız. Sonra ben siz söyledim. Ay ben onu çok sevdim. Ben de seyrettim. Call My Agent. Call My Agent Fransızcaymış dedim ki dördüncü ben bunu sezonu seyredemedim. Bekliyorum. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum Fransızca ama. Fransızca olduğu için altyazılı seyretmeyi sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hiç sevmiyorum. Nursel Hanım o kadar güzel anlattı ki gerçekten güzeldi. Biz oturduk bunu seyretmeliyiz diye fakat altyazı sevmediğimiz. Ama işte o çıkınca orijinal dilindeki şey oyuncunun şeyinin ifadesi. Bilmesen bile o tepki ve vurgu çok iyi. Nasıl hatırlıyorum ama. Geçen sene. Call My Agent. Her şeyi hatırlıyorsun. Sosyal sorumluluktan girdin. Call My Agent'tan çıktın. Ama maşallah. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki işin hali bende değil sizde. Benimle alakası ama yok. Ama izlediğim yani Türk dizileri de var yani. Televizyon. Neleri izliyorsunuz tabii mesela? Bir defa Pazartesi Yasak Elma. Ben de. Aynen. Çok severim. Aynen. Ondan sonra onlar için özellikle de çok izliyorum. Yani Melis Hanım da çok güzel yazmış. Bir şey koymamız gerekecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.